Evet arkadaşlar bu videoda konumuz lastikler. Lastiğimiz yolda indi veya park halinde indi veya yolda patladı. Bununla ilgili bilinmeyen gizli birkaç nokta var. Bazı arkadaşlar biliyordur ama birçoğumuz belki ilk defa duyacak olabilir. Birinci konu yolda lastiğimiz patlarsa Renault yol yardım bize bir yıl boyunca yeni araç alan kişilere yol yardım hizmeti sunuyor. Bu da nedir? lastik eğer yolda tamir edilebiliyorsa yolda tamir hizmeti tamir edilemiyorsa en yakın servise çekiliyor. İkinci özellik ise arabada aracı alalı 3,5 ay civarı oldu. Yaklaşık 7000 km yaptım. Şans eseri birkaç ekipmana rastladım. Şimdi bagaja baktığımızda biliyorsunuz ki şurada işte şarj kablolarını vesaire koymaya yarayan bir bölme var. Şu iki bölmenin ben açıkçası Hani bir müdahale kapağı gibi bir şey olduğunu düşünüyordum ama burada çok enteresan bir şey çıktı. Şu bölmede çeki demiri ve şöyle bir alet var. Nedir bu alet? Lastik şişirme kompresörü. Biliyorsunuz ki araçta stepne yok. Ya lastiğiniz inerse yolda değiştirme şansınız yok. Bu yüzden çok da yapabileceğiniz bir şey yok. Bunun için çok güzel düşünülmüş. Renault'un kendi logosuyla hazırlamış olduğu bir lastik şişirme cihazı. Bunu şu kısımdan çakmağa takıp kablosu da gördüğünüz üzere oldukça uzun. Lastiğinizi kolay bir şekilde şişirebilirsiniz. Burada ne kadar olduğu da gösteriyor. Ne kadar şişirmeniz gerektiğini. İki tane ölçü birimi var. Şu dışarıda gördüğünüz birden altıya kadar olan bar. Ortadaki 0'dan 90'a kadar olan da PCI. Peki lastiklere ne kadar hava basmalıyız? Bunun aslında yakıt tüketimiyle de ilgisi var bu konuyu. Videonun sonunda biraz daha değineceğim. Şimdi burada gördüğünüz üzere 215-45-20 lastik için 2.6 bar önler, 2.5 bar alt, arkalar ya da 38 PCI önler, 36 PCI arkalar. Arkadaşlar bu e, ideal ölçüler. Eğer de yakıt tüketiminizi biraz daha düşük tutmak isterseniz, lastiklerinizin ömrünün uzun olmasını isterseniz bunlar minimum olması gereken değerler. Önleri 27, arkaları 26 veya 28 27 gibi de yapabilirsiniz. Tabii fazla arttırırsanız biraz konfordan ödün verirsiniz. Zaten 20 jantlar ciddi anlamda konfordan ödün veriyor. Bunu bu şekilde Burada gördüğünüz üzere. Peki burada ne var? Tabi orada o varsa burada da başka bir şey vardır. Buradan da lastik tamir kiti çıkıyor. Bu da yine Renault üretimi bir ürün. Bunu da buradan açıp aracınızın sibobundan içeri veriyorsunuz. Hangi durumlarda kullanıp kullanmamanız gerektiği ile ilgili videolara bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu konuda çok detaylı açıklama yapamayacağım. Ee, çok fazla bir bilgim yok ama biliyorsunuz ki lastik inik çok ciddi bir yarık yoksa bu lastik şişirme kitleri aracınızın içine belli bir noktada yama yapıp o noktanın sizi en yakın lastikçiye gitmesine kadar imkan tanıyor. Tabi bunlar tek kullanımlık ürünler. Bunu sonuna kadar bastığınızda bir lastik için bir daha kullanamıyorsunuz. Yenisini edinmeniz gerekiyor. Şimdi videonun burasına kadar. Birincisi aracımızın kaskolarda da var tabi ama e, Renault'un yeni araç alanlar için bir yıl yol yardım hizmeti. Bu birinci özelliğimiz. İkinci özelliğimiz de lastik tamir kiti ve e, çakmaktan çalışan lastik şişirici cihazımız var. Şimdi hazır lastik konusuna girmişken bir konuya daha değinmek istiyorum. İkinci konu lastik basınçları. Buradan aracınız hareket etmeye başladıktan sonra aracınız lastik basınçlarını gösteriyor. Tabi bu ekran burada herkes de olmayabilir. Bunu widget ayarlarından kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Burada hangi ayarların olmasını istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi burada araç bölümünde lastik hava basıncı var. Bu bunun sıfırlanması lastik havalarını bastınız ideal işte 2.6 önler, 2.5 arkalar şekilde. Bastıktan sonra bunu sıfırlayabiliyorsunuz. Aracınızın lastiklerini sıfırlama işlemi buradan yapılıyor. Bir de bu ekrana bu kısmın gelmesi de şu şekilde oluyor. Burada bu ekrandayken driving eco bu kullanımınızla ilgili tüketiminizi bunu sıfırlayarak kullanabildiğiniz ekran. Ben bunu kullanıyorum en çok. Buraya radyoyu atadım. Bu da şarj programlama ya da özellikle kış dönemlerinde gecikmeli şarj programlı çalıştırma. Mesela sabah aracım 7.55'te 22 dereceye hazır oluyor. Bunu kullanıyorum. Bunu da nereden getiriyoruz veya burayı nasıl değiştiriyoruz? Ekranı şu şekilde sağ, sağdan sola kaydırdığımız zaman şurada widgetları düzenli diyor. Buradan istediğiniz işte bende driving eco ee, pardon ses anında şarj Lastik hava Bunlar gözüktüğü için Bunlar seçili siz buradan işte tarih saati görmek istiyorsanız O geliyor Driving Eco'yu görmek istiyorsanız o geliyor burada ne var Burada ses varmış Sesin yerine işte başka bir şey hava kalitesini almak istiyorum Bunu bu şekilde düzenleyebilirsiniz burada bu arada radyo değil Radyo çalıyorsa radyo veya işte farklı bir Ses Youtube'dan bir şey izliyorsanız o geliyor Anında şarjı da değiştirebilirsiniz. Buraya farklı bir şey. Hava kalitesi bilmem Burada ben e, lastik havayı özellikle tutuyorum. Çünkü bu hem tüketim için hem de e, yol güvenliği açısından yolda giderken görmek her zaman faydalıdır. Ekran dörde bölünüyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz.